Annemle dedem hakkında uzun uzun sohbet ettik. Dedemin eskiden bu işlerle uğraştığını ama yaşlanınca bıraktığını, büyük bir alim olduğunu, namaz vaktini kaçırdığına şahit olmadığını söyledi. Şu kız isteme faslını halledelim oğlum, sonra gider gelirsin yanına. Ya da amcanları ararız, eğer işleri yoğun değilse hep beraber gelirler nişana dedi. Ben de olur anne diyerek farklı konulardan muhabbet açarak devam ettim. Annem rüyamda birkaç kez görmemi ve zikirlerine eşlik etmemi garip bulmuştu ama üsteleyerek daha fazla işkillendirmek istemedim. Zaten şu sıralar başımızda bu dert varken gidip gelmek olmazdı. Diğerlerini de yarı yolda bırakamazdım. O günüm öylece geçti. Uyuma zamanı gelmişti. Dualarımı okuyarak yatağıma girdim. Gözümü gene dedemin o evinde açmıştım. Kapının dışındaydım bu sefer. Kapıyı çaldığımda dedem, "Gel evladım, ben de seni bekliyordum," dedi. Bunun üzerine kapıyı açarak içeriye girdim. Dedem her defasında arkası dönük şekilde otururdu ama bu defa yüzü bana dönüktü. Elini öptüm, sonrasında karşısında olan mindere oturdum. Dedem, yanında olan iki tane küçük tası vardı, ortamıza koydu onları. Taslardan birinde su vardı, diğeri ise boştu. "Bunlar ne dede?" diye sorduğumda, "Bunlar görü tasıdır oğlum. Sıkıntılarından haberim var. Şimdiye dek rahatsız olmamanız için uğraşıyordum ama gece yaşananlardan sonra müdahale etmeden duramazdım. Sen de, annen de, baban da korunuyorsunuz. Ama yaptıkları büyüler çok tehlikeli. Tedbir almak şart oldu. Ben artık yaşlandım. Bu işleri sana vermek için seni hazırlıyordum. O zikirler maneviyatının güçlenmesi, korkunun gitmesi içindi ama görüyorum ki zaten korkun yok. Benden sonra bu işlere sen bakacaksın. Hocalık yapmasan dahi dara düşenler seni bulacak. Onlara Allah'ın da izniyle yardım edeceksin." "Bu nasıl olacak?" dedi. "Benim bu konularda hiç bilgim yok. Hele seni bir şu sıkıntılardan kurtaralım, her şeyi sana dostlarım öğretecek." "Dostların kim?" diye sordum. "Birazdan göreceksin," dedi dedem. Bu esnada bana bir dua verdi. "Bunu oku, ezberle. Geldiklerinde maneviyatları seni yoracaktır. Bu sana güç verecektir," dedi. Bunun üzerine duayı sesli sesli okumaya başladım. Tam 7 defa okudum. Sonra dedem tasta olan suyu bana uzattı. "Bundan da bir yudum iç," dedi. Dediğini yaparak sudan da bir yudum içtim. Tası yerine bıraktığım esnada kapı çalmaya başladı. Yerimden kalkmaya yeltendiğimde dedem, "Sen benim yerime otur. Ben açacağım kapıyı," dedi. Dedemin yerine oturduğumda, "Kendinden emin ol. Korkma. Onların efendisi olacaksın. Bunu bilerek hareket et," dedi ve kapıya doğru yöneldi. Ben dik bir şekilde sırtımı duvara dayayarak oturdum. Dedem kapıyı açtığında o gece gelen insanlar vardı ama bu defa daha da kalabalık gelmişlerdi. Dedem 30 kadarını evin içerisine aldı. Gerisine de evin çevresinde halka olmalarını söyledi. Benim dedemin yerinde oturduğumu görenler hayretle bana bakıyorlardı. Dedem, "Nizam aynı nizamdır. Ben neysem o odur. Benden sonra artık hüküm onundur," diye yüksek sesle konuştu. Bunun üzerine herkes karşıma sıraya dizildi. Ben kalkıp kalkmama konusunda kararsızdım ama dedem bana kendimden emin olmamı söylemişti. Dedeme göz ucuyla baktığımda yüzünde memnun bir ifade vardı. Bundan güç bularak, "Hele buyurasınız ağalar, yol geldiniz," dedim tok bir sesle. Hepsi bir anda oturdular. Daha sonra, "Bugün imamınız odur," dedi. Anladım ki gene namazla başlayacaktık işe. En sonda oturmuş olana döndüm. "Bu kadar can abdest alacak. Bugün bu görev sendedir." Ben bunu söylediğimde herkes pür dikkat bana bakıyordu. Daha sonra o emir verdiğim kalktı ve başım üstüne dedi. Sonra bir anda kayboldu. Birkaç dakika sonra geri geldi. "Kazanlar dışarıda kuruldu. Tüm cemaat seni bekler," dedi. "Siz abdest alın, dışarıdakilerle beraber," dedim. "Ben de geleceğim," diyerek hepsini gönderdim. Dedem benim yanıma gelerek,
Hey maşallah, hey maşallah. Benim gençliğimden daha cevvalmişsin sen dedi. Dede, şimdi namaz kılacağız ama bu ne namazıdır, nasıl kılınır, ne okunur? Bunu söylediğimde dedem neyin ne olduğunu bana hızlıca anlattı. Ben de hepsini aklıma kazıdım. Zaten nasılsa ne öğrenmek istediysem bir defa okumam veya dinlemem yetiyordu burada. Normal şartlarda en az 10 kere tekrar etmeden bir şey aklıma girmezdi. Dışarıdakileri daha fazla bekletmek olmazdı. Dedemle beraber çıkıp abdest aldık. Dedem normal cemaatin arasına girdi, ben de yüzümü kıbleye dönerek önce kamet getirmeye başladım. İşte o anda öyle uğultular çıktı ki anlatamam. Çevreden bir sürü insan koşarak ardımız sıra dizilmeye başladı. Bu nasıl iştir, anlamadım. Ardımda binlerce kişi, imam ben. Kendime hayret ediyordum. Normalde namazımı ihmal eden biri değildim. Ama şu sıralar bazen kazaya bırakıyordum. Şimdi ise imamlık eder olmuştum. Tekbir getirerek namaza başladık. Namaz bittiğinde uzun bir tesbihat yaptık. Dedem ne demişse dışına çıkmıyordum. Tesbihat da bitince arkamı döndüm ve Allah cümleten kabul etsin dedim. Herkes bir ağızdan amin dedi ve bir anda yine koşarak dağılmaya başladılar. İlk gelenler yine evin etrafını sardılar. Ben, dedem ve 30 kişilik grup evin içerisine girdik. Dedem bu defa minbere kendi oturdu. Bana karşısına oturmamı söyledi. Dediğini yaparak karşısına oturdum. Diğerleri ise etrafımızda halk oldular. Dedem o boş tabağı önüme koydu. Bana elimi uzatmamı söyledi. Elimi uzatınca bir iğne ile birkaç yerinden deldi. Kanımı o boş kabın içerisine damlattı. Daha sonra birkaç parça değişik ot attı. Sonrasında ise su olan tası eline aldı ve kanımı döktüğü tasın içerisine birkaç damla damlattı. Daha sonrasında bana yanına oturmam için eliyle işaret etti. Hemen yanına geçtim. Dedem ayağa kalktı ve birkaç mumu yakıp tasların etrafına dizdi. Dedem okumaya başlayınca herkes kol kola girdi etrafımızda. Birkaç dakika daha okudu ve mumların alevi birden iki karış kadar arttı. Birkaç saniye daha yeni geçmişti ki o altınların koruyucusu olan cin ve birkaç yaveri çemberin içerisinde belirdiler. Cin o kadar öfkelendi ki anlaşmamız dolmadan, altınlarım gelmeden beni ne cüretle buraya çağırırsınız diyerek kükredi. Dedem farklı bir dilde birkaç kelime söyledi. O an o cinler kıvranarak dizleri üzerine çöktüler. Sonrasında dedem Türkçe konuşarak ''Anlaşmanız nedir?'' dedi. Cin de ''Alınan bütün altınlarımın verilmesi ve bu işi yapanın teslim edilmesi.'' dedi. Dedem ''Bu gencin suçu yok. Buna zulmetmeyi bırakacaksınız.'' Cin bana dönerek ''Hayır.'' dedi. ''Anlaşmamız belli. Ben bana ne söz verildiyse ona sadık kalacağım. Siz de bu söze sadık kalacaksınız.'' Bu işi başlatan kişi bana hem hayvan hem de onun canı üzerine söz verdi. Ben de anlaşmama uydum. O hayvanları getirdi ama bunun canı halen benim. O gece gelen hoca da bunu söyledi. Ben de şartlarımı söyledim, kabul etti. Şimdi sözünüz neyse bunu tutacaksınız. Sözünüzden dönerseniz ben de sözümden dönerim. Bu defa parçasını dahi bulamazsınız. Anlaşmadan vazgeçeceksiniz. Yoksa sen de, senin çevrende olanlar da ölecek. Bunu yapmaya hakkınız yok. Sözünüzde duracaksınız, mahkeme isterim. Kafircinin bunu söylemesi beni bayağı şaşırtmıştı. Dedem de diğerlerine bakmaya başladı. İçlerinden birkaçı kafir haklıdır. Mahkeme şarttır. O bulaşmamış. O bulaşmış olsaydı katli vacipti ama mahkeme olmadan adalet yerini bulmaz dedi. Benim tam karşımda oturan cin ise haklıdır. Mahkeme şarttır. Tarafsız biri hakim olmalıdır dedi. Bunun üzerine dedem kim olsun dedi. Onlar da Alaplı Mustafa bunun için uygundur şeklinde yanıt verdiler. Dedem de bana bakarak uygundur dedi. Daha sonrasında
Dedem birine bakarak eliyle git işareti yaptı. Ve o anda ortadan kayboldu. Birkaç dakika sonra geri geldi ve hazır dedi. Dedemin söylediğine göre aramızda kan bağı olması haksız karar vereceğini düşündürtmüş onlara. Bu yüzden de bunu kabul ettiğimizi söyledi. Alaplı Mustafa eski bir alimdir. En doğru kararı onun vereceğine eminim. Ama ne olursa olsun sana zarar gelmesine izin vermem. İçini ferah tut dedi. Hep beraber dışarıya çıktık. Bir rahlenin önünde oturmuş yeşil cübbeli iri yarı bir adam vardı. Hep beraber karşısına geçerek oturduk. Adam çok ciddi bir şekilde mahkeme istenmiş. Mahkeme isteyenler karşıma geçsinler dedi. Sonra bazı özel dualar okudu. Kafircim ve arkadaşları karşısına geçti ve olayı aynen anlattılar. Sonra bana dönerek "Şimdi sen anlat," dedi. Ben de olanı biteni aynen birebir anlattım. Daha sonrasında etrafa seslendi. "Sizler de işittiniz mi?" dedi. Herkes bir ağızdan "İşittik, şahitiz," dediler. Daha sonra yeniden bize döndü. "Kafir haklıdır. Size kendi bulaşmamış. Siz de onunla sözleşmişsiniz. Anlaşma yapmışsınız. Anlaşmaya uyulacak. Anlaşmaya uyulamıyorsa 500 koyun fidye olarak verilecek. Kafir bunları yapanın isimlerini verecek. Kim çıkardı ve kim büyü yaptıysa anlatacak. Kafire döndü. Kafir başta söylemem dedi. Ama Alaplı, İbrahim ve Saffat surelerinden bir şeyler okuyunca cin acı içinde söyledi. Daha sonra tekrar bir şeyler okudu, cinin acısı dindi. Bana döndü, kabul müsün dedi. Evet dedim, sen kabul müsün diyerek cine doğru döndü. O da kabulüm dedi. Daha sonra bir kağıda şartları yazdı ve bir mürekkeple parmak bastırdı. Mahkeme bitmişti. Kim yapmış bunları öğrenmiş olduk, tahminlerimiz doğruydu. Şimdi altınları almamız ve Mehmet'i vermemiz gerekti. Ha, bir de o kadın vardı. Bunları teslim ederek kurtulacaktık. Mahkeme dağıldı. Ben, dedem ve 30 cin eve geri girdik. Dedem bana döndü ve benim köydeki eski evime git. Orada bir kitap var. Ocağın altına gömmüştüm. Onu al ve hocaların yanına git. O kadını etkisiz bırakmanın yolu orada yazıyor. Bunu dikkatlice tatbik etsinler. O kitap senin artık. Dikkatlice kaz ve yanında olan eşyaları sakın kullanma. Vakti gelince onlar senin hakkın olacak zaten. Sabret, Allah'a güven. Buradakilerin hepsi senin yanında ve senin emrinde olacaklar. Kulağında duyduğum uğultular zaten onların sesiydi. Bundan sonra daha net işiteceksin onları. Onlar sana yardım edecekler. Dedem konuşmasını bitirdiğinde annemin sesiyle uyandım. Ter içinde kalmıştım. Kalkıp kahvaltımı ettim, evin işlerini yaptım. Daha sonrasında banyo yaparak abdest aldım. Annemin yanına giderek dedemin evinin anahtarını istedim. Ne yapacaksın oğul dediğinde ise dedem evini temizlememi, yakında geleceğini söyledi rüyamda. Onun için lazım dedim. O eve yıllardır kimse girmemişti. Köyün aşağısında kalıyordu. Nedendir bilmem, bir daha gelmeyecek diye düşünülmüş. Bundan uğranmamış olabilirdi. Annem, o eve ne gerek var oğlum? Bizim evimiz ne güne duruyor dedi, haklıydı. Ama başka yolum da yoktu. Bizde kalsa bile evi yıllardır kullanılmadı. Kim bilir ne halde. Bana temizlememi söyledi. Sen ver, ben Yusuf'la hemen hallederim dedim. Dikkatli olmamızı tembihleyerek anahtarı getirdi. Ben de hemen Yusuf'u aradım. Hızlıca dedemin evine gelmesini, çok acil olduğunu söyledim. Ben eve bayağı yaklaşmıştım ki Yusuf arkamdan seslendi. Geriye döndüğümde koşarak geliyordu. Onu bekledim ve yanıma geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Nefes alıp vermekten konuşamıyordu. Biraz toparlanmasını bekledik. Daha sonra ne oldu, neden buraya geldik diye sorunca eve gideceğimiz yolda anlatmaya başladım. Yavaş yavaş yürürken her şeyi anlatmıştım. Evin önüne vardığımızdaysa yıllardır neden gelip gitmediğimizi
kendime soruyordum. Önce aşhaneden bir süpürge, bir kül çeken, bir de kazma kürek alarak evin kapısını açtım. Ev, yıllar evvel nasıl bırakılmışsa aynen öyle duruyordu. Halılar, yastıklar, her şey birebir aynıydı. Yusuf bana dönerek, "Burası zaten temiz, toz bile yok, buranın neyini temizleyeceğiz ki?" Bu sözleriyle yaşadığım şaşkınlıktan sıyrılmıştım. Demek ki dedemin yardımcıları geliyor ya da burada yaşıyor olmalıydılar. Beni korkutma. Zaten o olaylardan sonra korkuyorum. Kurtulamadık hala, bir de sen üzerime gelme. Korkma. Bugün buradan alacağımız şeyle kurtulacağız bu dertten. İnşallah öyle olur. Daha yeni yeni iyileşiyor yaralarım. Nerede demişti deden? Ocağın altında gömülüymüş kitap. İyi de kardeşim, bilmem fark ettin mi ama 4 tane ocak var. Biri aşhanede, biri salonda, diğer ikisi de diğer odalarda. Yusuf haklıydı. Nereden başlamamız lazımdı bilmiyordum. Yapacak bir şey yok. Gerekirse hepsini sırayla kazacağız. Kurtulalım da ben evi baştan sona kazarım. Sen merak etme halaoğlu. Yusuf bunları söylerken gene kulağımda uğultu artmaya başladı. Ama bu defa görmezden gelmeyecek, dikkatlice dinleyecektim. Yusuf'a ses çıkarmamasını ve çok sessiz olmasını söyledikten sonra dinlemeye başladım. Burada değil, burada değil diyordu ses. Nerede peki diye sesli olarak sordum. Yusuf mal gibi kalmış, ağzı açık bana bakıyordu. Aşhaneye git. Tamam, hemen gidiyorum. Gel benimle. Aşhaneye gidiyoruz dedim ama Yusuf çakılmış kalmıştı. Kolundan çekiştirerek zorla götürdüm onu. Bu ocağın altındaymış. Burayı kazacağız Yusuf. Hayır, o sonradan yapıldı. Dedenin eski ocağı şu güğümlerin tam altında. Orayı kazacaksınız. Yusuf kazmayı aldı, tam vuracağı anda ben durdurdum. Ora yeni yapılmış. Bunların altını kazacağız. Sen kafayı mı yedin? Neler oluyor sana dedi. Anlatırım, şimdi sırası değil. Öyle diyorsan öyle olsun ama onları benden uzak tut. Ne olursa olsun. Gülerek o iş bende, sen merak etme diyerek yanıtladım. Yusuf bir süre kazdı. Yorulunca ben aldım ve kazmaya devam ettim. 1 metre kadar inmiştik ki kazma bir oduna çarptı. Kazmayı kenara bırakıp ellerimle kazmaya başladım. Tahtanın etrafını iyice açtım. Zaten bir iple de bağlıydı. İpten tutup çekmeye çalıştım ama nafileydi. Yusuf'a yanıma gelmesini söyledim. O da kuyuya indi ve beraber çekmeye başladık. Bayağı bir uğraşın ardından çıkarmayı başarmıştık. Yusuf'la zorla da olsa kaldırıp kuyunun kenarına koyduk. Beraberce kuyudan çıktık, üzerimizi silkeledikten sonra Bismillah diyerek ipini çözdüm. Yusuf geriye doğru gitmişti korkudan. İpini çözdükten sonra kapağını yavaşça açtım. İçerisinde çok eski, büyük ve kalın bir kitap vardı. Yanında bakırdan taslar, eski mumlar, kokular ve bir tane de yüzük vardı. Kitabı aldım. Yusuf diğerlerine bakmak istedi ama dedemin kesinlikle ellemememiz gerektiğini söylediğini söyledim. Gerisini tekrar gömeceğimizi de ekledim. Yusuf tamam dedi. Kutunun ağzını kapatıp tekrar iple bağladı. Ben kitaba bakarken o yerine geri koyup toprakla kapattı. Kitap o kadar eskiydi ki anlatamam. İçerisinde tamamen farklı bir dille yazılmış yazılar vardı. Yusuf'a dönerek kurtuluşumuz bunda diyerek burada işimiz bitti. Gidelim hemen dedim. Tamam, kapıları kilitle, birileri gelip girmeye çalışmasın. Tamam. Yusuf, sen bu kitabı tut, ben kilitleyip geliyorum. Şöyle yapalım kardeşim, ben fikir değiştirdim. Kitap sende kalsın, anahtarları ver, ben kilitlerim. İyi, al ama iyice kontrol et. Merak etme halaoğlu. Yusuf, kapıları kilitleyip geri yanıma geldi. Tam bahçeden çıkacaktık ki bu şekilde köyde dolaşmayı düşünmüyorsun değil mi diye sordu. Haklısın. Birileri görebilir. Ne yapacağız peki? Sen bekle,
Ben arabayı alıp geleyim hemen. Buradan çaktırmadan biner gideriz. Tamam o vakit ama çabuk gel. Tamam. Sen kimseye görünme yeter. Bunu söyleyerek Yusuf oradan ayrıldı ve koşarak evine gitmeye başladı. Yoldan imamı da alacaktık ama numarası yoktu. Hazırlanmasını söyler, vakit kaybetmemiş olurduk diye düşünüyordum ki hocanın yardımcısıyla beraber verdiği haber geldi aklıma. Acaba ben de yapabilir miydim? Kulağımda uğuldama devam ediyordu. Ben de sesli olarak aranızdan biri bizim köyün imamının yardımcısına haber versin. Hocaya hazır olmasını söylesin. Biriniz de diğer köye gidip oradaki hocaya haber versin. Ali'yi de çağırarak bizim gelmemizi beklesinler. Kendimden emin olarak bunları söyleyince emrin olur dedi iki farklı ses. Uğultu azaldı ve Yusuf'u beklemeye başladım. Çok geçmeden arabasının sesi duyulmaya başladı. Ben de gizlice kapının ardından etrafı kontrol etmeye başladım. Yusuf arabayı kapıya yanaştırınca hızlıca koltuğa oturdum ve hocanın evinin yolunu tuttuk. Gittiğimizde hoca taşların üzerinde oturuyordu. Yanına gittiğimizde bana hayretle bakıyordu. Hocam, kurtulduk, acele edin dediğimde hemen arabaya atladı. Bana bakışları devam ediyordu. Hızlıca diğer köye doğru yola çıktık. Yusuf hızlıca hocanın evinin önüne çekti arabayı. Hocayla Ali dışarıda oturmuş, çayı hazırlamış bizi bekliyorlardı. Selam vererek yanlarına oturduk. Ali bize çay doldurdu. Herkes şaşkınlıkla bana bakıyordu. Elimde ne olduğunu anlamamışlardı. Sen bize nasıl haber verebildin diye iki hoca da sordu. Ben de dedemle olan rüyayı yüzeysel olarak anlattım. Onları daha sonra detaylı olarak anlatırım size ama akşam kurulan mahkemede bunları detaylı olarak öğrendim. Çözüm bu kitabın içerisinde. O kadının sihrini buradan bozacağız ve bu sayede gizlenen altınları bulmuş olacağız. Kadının ve Mehmet'in icabına onlar bakacaklar, gerisi bizi ilgilendirmiyor. Hocaların önüne kitabı koyunca ağızları açık kalmış kitaba bakıyorlardı. Bu kitaptan dünyada sayılı var. Bunun gücü çok büyük. Deden büyük adammış. Tanışmak inşallah nasip olur. Olacak, merak etmeyin. Yakında zaten buraya gelecek. O zaman sizleri de tanıştırırım dedim. Ver bakalım bu kitabı, bulalım bakalım neymiş. Hocalar kitabı açtıklarında şaşkınlıkları daha da artmıştı. Dili çok eskiydi. Bunu çözmemiz günlerimizi alır. İkimiz de bu dile hakim değiliz, cinlerimiz de öyle. Tam o esnada fısıltılar yine başladı. Kitabı almamı ve söylediği sayfayı açmamı söyledi. Kitabın sayfalarını değiştirdikçe heyecanım artıyordu. En sonunda bir sayfaya denk geldim, cin, dur deyince hep beraber sayfaya bakmaya başladık.